Hasan Şengel köşesini açtık. Şimdi de Hasan Şengel'le Onursal Başkan'la röportaj yapma şerefini Class Sport TV'de bana ait. Şimdi Hasan Başkan'la birlikte hem önceki dönemleri hem de bugünü yad edeceğiz. Büyük Başkan! Gerçekten... Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gerçekten kulübün adı Gençler Birliği. Bugün de sizin sayenizde birlik olan taraftarlar, yönetim, eski futbolcular sizin için buraya toplandılar. Hasan Şengel köşesinde hep birlikte artık makas keserek açıldı. Bugün için neler hissediyorsunuz? Yaşayan Gençler Birliği'nin efsanevi onursal başkanı olarak. Bugün benim için en mutlu bir gün. Eksiklerimizin mükafatını görüyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Ben kendilerini hakikaten kendi öz evladım gibi severim. Ve Gençler Birliği için yapamayacağım bir şey yok. Evet. Bu kadar. Genel olarak gerçekten Gençler Birliği'nin... Gençler Birliği bir ekoldür. Evet. Gençler Birliği hiçbir kulübe benzemez. Bir de bu terbiye itibariyle küçüğü sevmek, büyüğe saygı duymak Gençler Birliği'nin birinci vazifesi. Sporcunun. Sporcu demek adam demek, adam. Böyle iyi sporcular yetiştirdik. Allah razı olsun hepsine. Niyazi Başkan da buradaydı ve taraftarlara yönetme dediniz ki böyle bir başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Birazcık da kulübün mevcut yönetiminden bahsedecek olursak neler hissediyorsunuz yeni yönetimle ilgili de? Ben Niyazi Bey'in başkanlığında Gençler Birliği'nin bu sene açık ara şampiyon olacağına %100 inanıyorum. Bak bu sözüme nokta koyuyorum. Çünkü o şey var, istek var, arzu var. Gençler Birliği iyi gidecek inşallah. Niyazi Bey hakikaten çok değerli bir arkadaşımız. Benim çok eski bir ahbabım. Ben onu ikinci defa getiriyorum işte. İlk ben getirdim. İlhan Çavcav'ı da ben getirdim, başkan yaptım. Zaten zor dönemlerde kulübün başındaydınız. Yine zor dönemlerinde de yalnız bırakmadınız mevcut yönetimleri. Onlara büyük ihtimalle öğütler de verdiniz. Şimdi Niyazi Aktaş'la da iletişiminizde yine öğütler veriyorsunuzdur ama o öğütlerden birazcık dinlemek istersek anılarınız da varsa. Niyazi Bey bu işi çok iyi kavradı. Ve istediğimizden fazla daha iyi yerlere getireceğine ben %100 inanıyorum. Niyazi Bey hakikaten adam gibi adam. En büyük şansımız o zaten. İyi bir altyapımız var. Futbol okullarından her sene yetişiyor adamlarımız. Yani Gençler Birliği bir ekol. O ekolün büyük kısmında da gerçekten siz söz sahibiydiniz. 1974'te göreve gelmiştiniz. Hatta bu kulüp içinde hapis yattınız. Hala kulübede maddi manevi kaynağınızın olduğu dönemler oldu ama şimdi manevi olarak burada herkes toplamış olmanız da hem sizin için olur tabii ki, bugün burada bulmak bizim için de. 2,5 gün hapis yattım. O da bir yanlış denesesi oldu yani. Orayı da gördük bu vesileyle. Bugün burada taraftar görünce peki neler hissettiniz? Zaten bizi yaşatan bu taraftardır. Gurur duyuyorum. Demek ki bir şeyler yapmışız. Herkes geldi. Allah razı olsun hepsinden. Bu sezon artık pandemi dönemi birazcık daha hafifledi ve artık tribünlerde taraftarlar da yerini alacak. Siz Gençler Birliği için tribünden destek verip yeniden bir sağ kenarından izleme şerefinde bulunacak mısınız? İnşallah, inşallah, inşallah. O günleri görebilirsem çok mutlu olurum.
Yaş 96 kızım. Yaşınız 96, kulübün yaşayan efsanesisiniz. Allah sizlere uzun ömürler de versin tabii ki, ama burada bugün bu kadar kişiyi toplayabiliyorsanız demek ki Gençler Birliği kulübüne gerçekten çok önemli katkılarınız olmuş. Var, yaptık. Hala da yapalım. Evet. Hala da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben sizi daha fazla yormayayım isterseniz. Siz zannederim hiç. Bak, Niyazi Bey de ben getirdim. Evet, biliyorum. İlhan Cavcav'ı da ben getirdim. Evet. Böyle. Şu an kulüpte birçok dönemi görmüş kişisiniz. Birçok futbolcuyu görmüş kişisiniz zaten. Hatta yeni teknik direktör Metin Diyedin de burada bugün sizinle birlikteydi. Evet. Sporcumdu. Karadeniz'in yetiştirdiği nadir evlatlardan. Evet. Şimdi tamamen zaten Gençler Birliği Kulübü kendi altyapısı bünyesinde bulunan oyuncular teknik direktörlüğe getirildi. Bazı taraftarlar kulüpte yönetimsel anlamda geldi. Yani Gençler Birliği gerçekten gençler birlikli kişilerin elinde diyebiliriz artık. Evet. Evet, Baki Mercimek. Evet. Hepsi eski sporcum. Sen sor, ben söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi artık burada insanlar toplandı, yavaş yavaş da dağılmaya başlıyorlar ama bugün sizler için toplanmış bir Gençler Birliği var. Onlara son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Ben de sizi çok yormak istemiyorum çünkü büyük bir kalabalığın içindeyiz. Pandemi dönemi, sağlık söz konusu olduğu için de son mesajınızı alıp yayını noktalayalım tamam, istiyorum. Tamam güzel kızım. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Tek. Allah razı olsun. Onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Size de mutlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi vasfeler. Teşekkürler.